uzayda yaşam arayışı başladı. Tekrar ediyorum, arayış tam gaz başladı. James Webb Teleskobu'nun başarılı fırlatılışı, dünya benzeri gezegen arayışı konusunu uluslararası ilgi odağı haline getirdi. Bu arada James Webb Teleskobu'nun yanı sıra başka araçlar da dünya benzeri gezegen adaylarını bulmak için kullanılıyor. Mesela TESS uydusu ve Kepler Teleskobu yeni dünya aramalarında en ileri safta yer alıyor. Aradaki birkaç ufak tefek felsefi soruyu cevapladıktan sonra bu iki aracın aramalarına ve James Webb Teleskobu'nun bulmayı umduğu şeylere daha yakından bakacağız. Peki neden dünya benzeri gezegenleri arıyoruz ki? Çünkü arayabiliyoruz da ondan. Dünyamızın sınırları içindeki teleskopların teknolojilerinde yaşanan inanılmaz gelişmeler, yıldız ışığını aşırı keskin bir şekilde gözlemlemeye başlamamızı sağladı. Bunun bir sonucu olarak da Güneş sistemi dışındaki gezegenleri, yani öte gezegenleri keşfetmemize yol açtı. Gezegenler yıldızların etrafında dönerken bu ikisi arasında bir yerçekimi etkileşimi gerçekleşir. Yani birbirlerini çekerler. Gezegen veya gezegenler yıldızın etrafında dönerken yıldızın üzerinde uyguladıkları çekim gücü yıldız ışığının hafifçe ileri geri dalgalanmasına sebep olur. Bu durum aslında her zaman böyle olmuştur. Ancak yıldız ışığının dalgalanması yaydığı parıltı yüzünden asla saptanamamıştı. Yeni teleskopların içindeki ayarlanabilir optikler, yıldız ışığının içindeki parıltıyı çıkararak gökbilimcilerin öte gezegenleri bulmasını sağlayan teknolojik gelişmedir. Teleskop aynalarının alt tarafındaki mekanik yaylar, aynaları azıcık eğer ve yıldız ışığının dünyanın atmosferinden geçerken yarattığı görüntü bozulmasını, yani o parıltıyı nötr hale getirir. Yıldız ışığının parıldaması olmadan gezegenlerin yıldızlarını çekişinde ortaya çıkan ince dalgalanma gözlemlenebilir bir hal alır. Dalgalanmaların büyümesi daha fazla gezegen olduğu anlamına gelir. Buna öte gezegen keşfinin astrometrik metodu denir. Nasıl da dolu dolu bir adı var, değil mi? Yıldız ışığının dalgalanan şekillerinin analiz edilmesiyle yapılan çıkarımlarla yıldız sistemlerinin ve binlerce öte gezegenin çevredeki yıldızların etrafında olduğu saptandı. Ancak gezegenlerin kendileri görülememişti. Güneş sistemimiz birdenbire artık çok da özel bir yer değil gibi durmaya başladı. Gökbilimcilerin kaçınılamaz sonuca, yani muhtemelen her yıldızın gezegenleri olduğu sonucuna varmaları başlarını döndürdü. O ehemmiyetli soruyu sormamaksa imkansız hale geldi. Dünya eşsiz mi, yoksa başka dünyalarda var mı? Peki dünya benzeri gezegenler keşfetmenin bu kadar büyütülmesinin sebebi ne olabilir? Gelişmiş ülkelerin dünya benzeri gezegenler bulmaya harcadıkları parayı göz önüne alacak olursanız, bunun nasıl ve neden bu kadar büyütülecek bir şey olduğunu da görebilirsiniz. Sürece maliyeti 10 milyar Amerikan doları tutan James Webb Teleskobu, 550 milyon Amerikan doları tutan Kepler Uzay Teleskobu, 200 milyon Amerikan doları tutan TESS uydusu da dahil edildiğinde, dünya benzeri gezegen bulmaya yapılan yatırım gerçekten de yürek hoplatıyor. Ayrıca bu miktarların sadece donanım için olduğunu aklınızın bir ucunda tutmalı ve arayışın gerçek boyutlarını anlamak için dünya çapında üniversitelerde, ulusal uzay kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışan veri toplayıcıların, doktora analistlerinin ve yüksek lisans öğrencilerinin maaşlarını da hesaba katmalısınız. Yani uzun lafın kısası, bir başka dünya bulmak gerçekten de inanılmaz bir girişim. Peki diyelim ki bunlardan bir tane bulduk. Bu durumda dünyamız artık yalnız olmaz. Ancak bu gezegenlerin herhangi birine yakın bir zamanda gidebilecek de değiliz. Yıldızlar arası seyahat, fizik ve teknoloji alanlarında henüz elimizde olmayan bazı atılımlar gerektiriyor. Gerçi Samanyolu galaksisinde dünyaya su, oksijen ve yaşanabilirlik olarak bütün gerekli alanlarda benzeyen gezegenler bulmak, uzayı daha az uğursuz, daha çok samimi ve çalışıp keşfetmek için daha heyecanlı bir hale getirebilir. Ayrıca bize evimiz olan gezegenimiz hakkında gururlanmayı öğreterek hepimizi daha iyi bir dünyalı bile yapabilir. Diğer dünyaları arayan üçlü görev ekibi olan Kepler Teleskobu, TESS uydusu ve James Webb Teleskobu, öte gezegenleri bulmak için farklı yaklaşımlar kullanır. TESS kelimesinin açılımı aslında bize çalışma metodunun ne olduğunu söyler. T harfi, geçiş halindeki anlamına gelen kelimenin yerine bulunur ve bu bütün öte gezegen arayışının anahtarıdır. E harfi, öte gezegen anlamındaki kelimenin baş harfidir ve arayışın hedef noktasını belirler. S, araştırma anlamına gelen kelimeden gelir. Çünkü TESS etrafımızdaki yüz binlerce yıldızı araştırır. En sondaki S ise uydu anlamına gelen kelimenin karşılığıdır. Çünkü TESS Güneşin etrafında dönecek James Webb teleskobunun aksine Dünya'nın yörüngesinde döner. Bir gezegen yıldızın önünden geçtiğinde buna geçiş yapmak denir. Gezegen bu süreçte yıldızdan gelen ışığı kısmen engeller. Yıldızın ışığındaki bu azalma ya da sönme ise hesaplanabilirdir. Yıldız ışığının sönmesi bir gezegen hakkında birçok şey anlatır. Yıldızın ne kadar parlak olduğunu ya da ışığın gezegen yıldızın önünden geçerken ne kadar azaldığını bilmek bize gezegenin ne kadar büyük ya da yakın olduğunu söyler. Ancak hangisi olduğunu anlayamayız. Büyük mü, yakın mı olduğu gezegenin yörüngeden geçiş zamanı hesaplanana kadar meçhul kalır. Bu sebeple TESS uydumuzun yıldızların uzun süreli videolarını çekmesi gereklidir. Evet, yıldız videoları. Hollywood bu fikri çok beğenmiş olsa gerek. TESS uydusu bir teleskoba sahip değil. 4 CCD kamerayla olabildiğince fazla, belki de yüz binlerce yıldızın uzun süreli videolarını yayınlar. Peki neden bu kadar fazla hedefi var? Çünkü bir gezegenin geçişinin gözlemlenebilmesi için direkt olarak TESS'in kameraları ve yıldızın arasından geçmesi gerekir. Eğer gezegen TESS'in doğrudan görüş hizasındaki açıdan geçmezse, yıldız ışığını engelleyemeyeceği için görünmeyecektir. Gezegen geçişleri nadiren yaşanır. Örneğin Venüs, Dünya'nın Güneş'e olan görüşüyle arasına birkaç yüzyılda bir girer. Ancak TESS'in kameraları uzun süreli videolarını çektiği yüz binlerce yıldızı gözlemlerken birçok gezegen geçişini görür. Tabii bunun ne anlama geldiğini artık biliyorsunuz. Bu geçiş gözlemleme metoduyla bulduklarımıza kıyasla yüzler, hatta belki binlerce kat daha fazla gezegen olduğu anlamına gelir. Bu sebeple her yıldızın gezegenlere sahip olduğu çıkarımı da kaçınılmazdır. Gerçekten de her yerde gezegen var. Şimdi de sırada 6,5 metre genişliğindeki dev aynasıyla arayışa katılan James Webb Uzay Teleskobu var. O, teknolojik bir ilham, modern dünyanın bir harikası, ileri mühendisliğin bir mucizesidir. Beklenti ise tüm zamanların en üst seviyesinde. Ancak yüksek beklentiler beraberinde neredeyse aynı oranda kaygı da getiriyor. James Webb Uzay Teleskobu daha ilk resimlerini bile yollayamadan bazı şeyler yanlış gidebilir. Mesela Hubble Uzay Teleskobu 1990 yılında fırlatıldıktan sonra 1993 yılında ona bir tamir görevi yollanmak zorunda kalınmıştı. Hubble'ın aynaları çok da iyi denetlenmemişti ve çektiği resimler oldukça bulanık çıkmıştı. Astronotlar oraya kadar gitmek ve inanılmaz bir uzay yürüyüşü gerçekleştirerek aynayı tamir etmek zorunda kalmıştı. Düzeltmeden sonra Hubble'ın fotoğrafları başta tasarlandığından bile daha netti. Bu sayede gelişmiş bir model ortaya çıktı. Ancak aynısını James Webb teleskobu için söyleyemeyiz. Hubble Uzay Teleskobu Dünya'yı turluyor ve astronotlar için erişilebilir bir yerde bulunuyor. James Webb teleskobu ise Güneş'in yörüngesinde dönüyor ve Ay'ın çok daha uzağında, astronotları oraya taşıyabilecek uzay araçlarının olmadığı bir yerde bulunuyor. Yani yanlış giden bir şeylerin insan eliyle tamir edilmesi neredeyse imkansızdır. James Webb teleskobunun bünyesinde gezegenler arası uzayın sert koşullarında alabileceği hasarı veya meydana gelebilecek mekanik bir arızayı denetlemek için sadece bir kamerası olması da başlı başına bir sorun. Çünkü uzaktan tamirlerin Dünya'dan kör bir şekilde yapılması gerekir. James Webb teleskobu şu an tamamen mevzilenmiş durumda. Tek bir görüntü oluşturabilmek için 18 adet ayna parçasının hizalanması gerekiyor. Bu can alıcı süreç teleskop mevzilendikten sonra birkaç ay alıyor. Teleskobun İlk 286 gözleminin 70'i öte gezegenleri hedefleyecek. Önceki öte gezegen araştırmalarının verilerini kullanacağı için arama süreciyle vakit kaybetmeyecek. Üstelik bu gezegenlerin konumları ve yörüngeleri zaten biliniyor. O yüzden James Webb teleskobu hiç vakit kaybetmeden bunların peşine takılacak. James Webb teleskobu, Hubble ya da sıradan teleskoplar gibi görünür ışığı gözlemleyebilen optik teleskoplardan değil, o kızılötesi ışığı görebiliyor. Gezegenler atmosfere sahipse fotoğraflarının parlak noktalar şeklinde ve hafif bulanık olması bekleniyor. Bu gezegenlerin renk kuşakları, öte gezegenler hakkında en fazla bilgi verecek şeyler olacak. Eğer öte gezegenin çevresinde gaz varsa, atmosferinden geçtiği sırada yıldız ışığının bir kısmını emecektir. Şimdi gezegenin atmosferinde metan, oksijen ya da karbondioksit gazlarının, yani orada yaşam olduğuna işaret eden gazların bulunduğunu varsayın. James Webb teleskobu bunları spektroskopik analizle algılayabilecek. Kızılötesi verileri kullanarak herhangi bir öte gezegenin portresini çizebilirsiniz. Hatta bu tablonun içinde sıcaklık aralıkları, atmosferinin içeriği, sıvı suyun varlığına dair olasılıklar ve orada yaşam olma ihtimali bile bulunur. İşte bu gerçekten de büyük bir gelişme olurdu. James Webb Uzay Teleskobu'nun gerçekleştirilmesi geliştirilmesi gereken başka görevler de var. Diğerinin yanı sıra Samanyolu galaksisinde bulunan nebulalardaki yıldız ve gezegen oluşumunu incelemekle de görevlidir. Güneş sistemlerinin oluşumunu anlamak başka bir dünya arayışının bir parçasıdır. Kızılötesi ışıkları algılayan James Webb Uzay Teleskobu en uzaktaki galaksilere, yani görünür ışığı toz ve gaz tarafından engellenen galaksilere odaklanarak bakabilecek. Bu uzak galaksiler büyük patlamadan hemen sonra oluştu. Galaksilerin oluşumunu gözlemlemek James Webb Teleskobu'nun ana görevlerinden biri. En uzaktaki bu galaksiler o kadar hızlı uzaklaşıyor ki onlardan gelen ışığın frekansı görünür yelpazenin ötesine geçip kızılötesi hale dönüşüyor. İşte bu muhteşem teleskop daha önce görünmez olan galaksileri bile görebilecek. Onun sayesinde evrenin sürekli ivmelenen bir süratle büyümesine sebep olan gizemli karanlık enerji hakkında da bir şeyler öğrenmeyi umuyoruz. Kısacası James Webb Uzay Teleskobu'nun hepimizin içinde yaşadığı hayret verici evren hakkındaki bilgimizi önemli ölçüde artıracağına dair ümitler yüksek.